Türkiye İstatistik Kurumu ezbere bildiğimiz yalanları söylemeye devam etmekte. Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş'in Aralık ayında yapmış olduğu araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 13.600 liraya, açlık sınırı ise 4.650 liraya yükselmiştir. Bir yılda tüketilmesi zorunlu olan tüm gıda maddelerinde %100'ü aşan oranlarda zam gelmiştir. Peki bu şartlar altında fedakarca çalışan biz eğitim emekçilerin payına ne düşünüyoruz? Torpille atanmış yöneticilerin keyfi disiplin cezaları, mobbingler, sürgünler, kadrolu, sözleşmeli, ücretli adı altında kategorize edilerek ayrıştırılarak sömürülme, İş güvencemizi ortadan kaldıracak, öğretmenlere ayrıştıracak, bize müjde gibi sunulmaya çalışan öğretmenlik meslek kanunu, gericileştirilmiş, piyasalaştırılmış bir eğitim sistemi. Saraya değil eğitime bütçe, saraya değil eğitime bütçe, saraya değil eğitime bütçe. Bu böyle gitmez. Gidemez. Bugün bizim taleplerimizi görmezden gelenlere, isyanımıza kulağını kapatanlara karşı üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bir günlük iş bırakma eylemimizle derse girmeyerek sesimizi herkese duyuracağız. Yani meslek büyüğümüz Fakir Baykurt'un dediği gibi ders vereceğiz. Dünyada baş öğretmen unvanını taşıyan bir liderin kurduğu tek ülke olan Cumhuriyetimizde öğretmeniyle, memuruyla, akademisyeniyle, tüm eğitim çalışanlarına